Evet, sevgili dava arkadaşlarım, örgütümüzün çok gizli aylık olan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi örgütümüzün temel amacı daha adil, daha eşit, daha yaşanılır bir dünya için sağlıksız yaşayanları darlamaktır. Bildiğimiz gibi her spora, her diyete başlayan her insan evvela yakınlarındakini darlar, onlara sarar. Bak ben diyete başladım, sen de başla. Ne bu göbek? Efendim ben spora başladım, sen de başla. Endorfin, dopamin inanılmaz bir şey. Ben her sabah çok dik bir şekilde uyanıyorum der ama zamanla bu darlamalar azala azala azalır. Ve hatta kendisi de o sağlıksız yaşantısında bir anda kendini bulmuş olur. Ama biz öyle değiliz arkadaşlar. Biz asla öyle değiliz. Biz uzun yaşamayı ve yaşatmayı kafasına takmış, yeşilin bütün tonlarını yemeye and içmiş uzun ömür sevdalılarıyız. Biz aşırı radikal sağlıklı yaşam örgütüyüz. Evet, biz boyuz. Boyuz biz, bu. Ölmeyeceğiz. Yok. Daha neler Fikri? Biraz abartıyorsun sanırım. Neyse arkadaşlar, örgütümüz için bu ay kimleri darladık, kimleri manipüle ettik, hatta terörize ettik. Bakalım. Efendim ben başlamak istiyorum. Ben bu ay bir restoranda yemeğin yanında içecek sipariş eden arkadaşıma... Canım yalnız, bu gazozun içerisinde tam 35 tane küp şeker var, dikkat et. Diyerek gazozu burnundan getirdi. Çok güzel, çok güzel. Bak, hayatın bak kalıbını kullansan daha iyi olabilir. Başka? Efendim, ben ofiste gelen çayın yanındaki şekerlerin hepsini herkesin içinde geri gönderdim. Bravo, kesinlikle. Bu eyleminden etkilenen arkadaşların oldu mu? Bir kadın arkadaşımız beni öpmeye kalktı. Peki çaycı? O direkt öptü. E tabii, mutlu olmuştur adam. Oldu. Bir şeker, bir şekerdir. Tamam. Başka? Efendim, ben geçen gün yemekteyken babamın ikinci kuru pilav almasını engelledim. Bravo! Ben senin torunlarının büyüdüğünü görmeni istiyorum baba diye bağırdım. Bravo. Biraz kırıldı ama olsun. Ha, babanın kalbi mi kırıldı? Yok, tabak kafamda kırıldı. Maalesef Sadık. Kuru fasulye, pilav aşamadığımız bir tabu. Fedakarlıkların unutulmayacak. Bravo. Başka arkadaşlar? Efendim, biz de Jale arkadaşımla beraber kendi halinde lokanta işleten bir amcanın menüsünde gözleme var diye sosyal medyada linç ettik. Bravo Çiçek. Peki sonuç? Efendim, atılan yüzlerce tweet sonucunda amcanın menüsüne tam buğdaylı makarna ekletmeyi başardı. Bravo! Kesinlikle bravo! İşte bu gıcıklık, işte bu motivasyon, işte bu, işte bu. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Jale, sen neden böyle buruksun? Şefim, amcanın restoranında meşhur olan şey gözlemeymiş. Evet. Biz gözlemeyi yasaklatınca müşterisi kalmadı, adam battı. Bak Jale, biz burada çok büyük bir amaç için bir araya geldik. Böyle kayıplar olacaktır. Bıraksaydık da semirse miydi? Bıraksaydık böyle tulum gibi mi olsaydı ha? Doğru. Moral bozmak yok arkadaşlar. Doğru. Kesinlikle moral bozmak yok. Sokaklarımızda, caddelerimizde tek bir göbekli kalmayana kadar mücadele edemem. Evet Fikri. Sen ne yaptın bakalım? Efendim, iştek mücadelede tezgahı açan karbonhidrat ve gluten baronlarının temsilcisi bir simitçiyi caddeden kaçırdım. Bravo Fikri, bravo. Kesinlikle çok iyi yapmışsın. Burnumuzun dibinde simit satmaz, kalkar başka yere gider. Hayır, gidemez. Neden? Kaçırdım derken gerçekten kaçırdım. Bir süre artık simit satamayacak. Nasıl ya? Çünkü kendisi bunda. Kardeşim, istersen seninle şu toplantıdan sonra şöyle biraz konuşalım. Ya oğlum sen iyi misin? Bak başımızı belaya sokacaksın. Kendime hakim olamıyorum. Tamam, olsun. Olsun, canını sıkma. Yine de örgüte bağlılığını takdir ediyorum. Geç şöyle arkadaşlar. Yine de hiçbir konuda birbirimize kırılmadan birbirimize sıkı sıkı sarılmamız lazım. Hele ki kine onun. Hele ki Kinoha'nın ülkemize girişinin 12. yılını kutladığımız şu günlerde arkadaşlar. Kino! 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 Nerelerden alırdı
aldık biz onu nerelerden? 12 yıl. Tamam anlıyorum bu kazanımlar güzel amcak. Arkadaşlar her zaman dik durmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Neden derseniz rakiplerimiz çok dişli arkadaşlar. Onlar ki tavuk döner vaadiyle gençlerin karnını şişirenler. Onlar ki yağlı elleriyle şiş takıp halkı kolesterole boğanlar. Onlar ki lezzet ustaları kebapçılar. Yazıklar olsun. Yok be. Yazık. Yok. Efendim piyasa hacmi olarak da gittikçe artıyorlar. Geçenlerde mahallemize yeni bir ocakbaşı açıldı. Yok artık. Müşteriler nasıl? Onlar da hacim olarak gittikçe artıyorlar. Efendim, Adana'yı lahmacunun arasına sarıp gömenler var ya. Kesinlikle bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Bir eylem planı olamam. Buldum efendim. İnsanların yediği yemeklerin broşürlerini dağıtalım. Üstünde kaç kadar olduğu yazsın broşürlerde. Güzel fikir, evet. Ben denedim efendim. Dağıttığımız kağıtlara dürüm sarıp yediler. Artık ya. Başka arkadaşlar, başka. Nasıl mücadele edeceğiz bunlarla, başka? Buldum. Söyle. Efendim, sağlıksız yaşayan insanların acılı yaşam hikayelerini anlatalım. Olmaz. Acılı dedikten sonrasını dinlemezler, Adana söyleyip yerler. Ya. Nasıl mücadele edeceğiz bu sağlıksız beslenme alışkanlığıyla biz, nasıl? Vegan köpüklerle dükkanlarını basalım, ocaklarını söndürelim. Sattıkları yemeklerin içinde bakteri var diyelim ve yalan haber yayalım. Olmadı pırasalarla saldıralım. Olmadı soya sütlerin içine kafalarını daldırıp nefessiz bırakalım. Fikri seni polise şikayet ederim. Alırım kendi elimle karakola götürürüm. Oğlum bu ne ayarsızlık? Biraz sakin ya. Anlamıyorsunuz arkadaşlar. Onlarla başka türlü mücadele edemeyiz. Gün gelir tabağınızın içindeki salatayı alırlar. Öbür gün ikna olmazlar gelirler bu böyle yenmez derler. Tabak bıçağı, tabak çatalınızı alırlar önünüzden. Onları engellemeliyiz. Oğlum sendeki bu ne hırs? Senin baban pırasa mı? Havuç mu? Hayırdır? Adam ayarsız ama arkadaşlar. Bir yandan da haklı. Bir şey söyleyeceğim. Fikri bu hiç hırslı olmadı. Bak bu ne hırs diyor ya. Bütün arkadaşlarını gezerek, gözlerinin içine bakarak. Bunu anlat baştan. Eklemeler de yapabilirsin. Vegan köpüklerle gelip onların dükkanlarındaki ocakları söndürmemiz lazım. Öyle olmaz. Öyle olmaz dediğimizde pırasalarla dükkanlarına gitmeliyiz. Pırasalarda yetmiyorsa sattıkları yemeklerin içinde bakteri var deyip yarın haber yayarız. O da mı yetmedi? Soya sütlerinin içine, soya sütlerinin içine kafalarını daldırıp nefessiz bırakırız. Hadi. Bana bakın. Bu iş böyle olmayacak arkadaşlar. Bu iş böyle olmaz. Yarın ebirsi gün veya berisi gün gelirler tabaklarınızdaki salataya el koyarlar. Bu böyle yenmez deyip çatallarınızı, bıçaklarınızı masalarınızdan alırlar. Veyahut diğer gün, öbürsü günler gelirler ve her şeyi lavaşın arasına dürüp öyle yemenizi isterler. Arkadaşlar bunlarla böyle mi mücadele edeceğiz? Söyleyin bana, böyle mi mücadele edeceğiz? Bravo Fikri, bravo Fikri, bravo. Bravo. Adam ayarsız ama fevkalade haklı. Arkadaşlar benim aklımda bir eylem fikri var ama bunun için bir gönüllüye ihtiyaç var. Ben olurum. Sen olma. Efendim ben olurum. Sadık. 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 Adı gibi Sadık dost. Sadık gidip o kebapçının camına monoton kokteyli atacağız. Molotof mu? Hani ben ayarsızdım ya? Hayır. Molotof kokteyli değil. Monoton kokteyli. Bildiğin sebze kökü özü suyu. Tamam? Sen, bunlardan elimizde kaç tane var? Rahat olun arkadaşlar. Rahat olun. Heh, işte burada. Bu eylemle eğer bir kişiyi bile kebap yemekten vazgeçirsek bizim için kârdır. Hadi bakalım Sadık. Yolun açık olsun. Sen elleme yalnız. Sen elleme. Sadık. Diline damağına hayvansal yağ değmesin. Bağırsak florana zeval gelmesin Sadık. Sadık. Ben de bir şey söyleyeceğim. Gel eylem yerine kadar sana eşlik edeyim. Eşlik et. Sadık tamam diyorum sen çok şey. İnan bana bir şey yapmana gerek. Zafer bizim olacak arkadaşlar. Hadi. Hadi.
Evet. Evet arkadaşlar, biz isterseniz kendi işimize dönelim sağlığı evet. beklerken. Efendim bir şey sormak istiyorum. Genelde evet. böyle toplantılarımıza Berkecan arkadaşımız da evet. katılırdı. Kendisi bugün niye yok? Berkecan adını bir daha bu karargâhta duymak istemiyorum Çiçek. O başka bir fraksiyona saptı. Efendim? Şerefsiz. Bir dakika, bir dakika. Başka bir fraksiyon derken efendim? Evet. Aralıklı oruç fraksiyonu. Ama sonuç olarak hedeflerimiz aynı değil mi? Kilo kaybetmek. 16 saat aç kaldıktan sonra 3 tabak sinop mantısı yiyen adamla ben o yoldaş olamam arkadaşlar. Doğru. Demek ki görüş ayrılıkları olabiliyormuş. Demek ki sizi biraz aydınlatmam gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sağlıklı yaşam yolunda bayağı fraksiyonlar görüş ayrılıkları oldu. İsterseniz şöyle size tarif edeyim. Bu fraksiyonlardan, bu ayrılıklardan bazıları aynen şöyle. Dukan örgütü. Evet. Ketojenik cephe. Glütensizler. Evet. Ve en büyük kitleye ulaşanlar. Karataycılar. Evet. Peki efendim, zamanında çok büyük kitlelere ulaşmış. Hı? Şu anda herhangi bir hedef kitlesi kalmamış bir örgüt var mı? Var. 90'larda fırtına gibi esen, yalnız şimdi hiçbir üyesi kalmayan bir örgüt. Evet. Savurma eşofmancılar. Diğer ismiyle hışır hışırlar. Efendim, benim babam eskiden bunlardan da bir işe yaramadığını anlayınca vazgeçti. Evet, evet, evet. Evet. Çok aileyi dayı. Şef, ne oldu? Sadık eylemi gerçekleştirmek üzereyken yakalandı. Ne diyorsun? Nesi var? Nasıl? Şef. Ne? Maalesef Sadık şişlemişler. Ne? Ne Sadık'a şiş mi sapladılar? Hayır canım, şiş ikram etmişler yani. Nerede şimdi, nerede? Sadık. 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 Senelerdir yemiyordum. Görünce dayanamadım. Yiyince hepsini yedim. Hepsini yiyince kan şekerim yükseldi ve bir anda uyku bastı. Olamaz. Sadık. Sadık. Hayır Sadık, hayır. Sadık gitti. Ağzı açık gitmiş. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur böyle bir şey? Yoksa aramızda... Yoksa... Şunu çevirin arkadaşlar ya. O laf anlatıyoruz şurada. Şöyle yap. Onun da et var. Şöyle yap. Arkadaşlar, değerli dava arkadaşlarım, yoksa aramızda bir köstebek mi var? Ne? Yok canım, ne köstebeği? Beyaz ekmek. Ah. Beyaz ekmek. Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın? Arayın şunun üstünü. Şef, şef. Üzerinden muz çıktı. Ne? Masum olabilir. Hayır, bir dakika. İnanmıyorum. Dürümü muz diye kamufle etmiş. Nasıl anladın Çiçek? Sorma. Çok kötü bir dürümde yakalandım. Dürüm komedisini bırakın, devam edelim. Ne? Tamam be. Bıktım be. Tamam. O insanlar... Sağlıksız yaşıyor olabilirler. Evet. Ama o insanlar dolup bizde olmayan bir şey var. O insanlar mutlular. O insanlar tamam, hamburgerin üstüne milkshake yapıp kalori manyağı olabilirler. Ama çok mutlular. Bana bakın. İyi yaşam için mutlaka fazla kalori ihtiyacımız var. Bilmiyor musunuz bunu? He? Vay be. Demek muhbir olduğunu anlaşılmasın diye en radikalimizmiş gibi göründün, öyle mi? Para için yaptın değil mi? İtiraf et. Evet lan. Para için yaptım. Para için yaptım. Çünkü sağlıklı yaşamak çok pahalı. Onun organiydi, bunun doğalıydı, onun alternatifiydi. Ulan ben ayın 10'unu zor getiriyorum be. Maaşım yetmiyor oğlum. Ulan ben sağlıklı yaşayacağım diye kredi çektim be. Manyaktın falan ama en sevdiğin elemanındın. Granolalarımızı paylaşabilirdik. Ama sen ihaneti seçtin. Alın götürün şunu karşımdan. Ya... Yürü! Oraya yürüdü. Oraya yürüdü mü? Seni! Sıcaksıcaks seni! Hiç beklemezdim. Yazıklar olsun. Ya işte her zaman beklemediğinden gelir. Berkecan'da da böyle olmuştu. Bir saniye arkadaşlar, dostlar. Bu koku... Bu koku ne? Yangın mı var? Yangın değil, yangın değil. Bu başka bir koku. Bu, bu. Bu et kokusu arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar! Arkadaşlar, kebapçılar karşı taarruza geçti.
aşağıda mangal yakıp bizi güçsüzleştirmeye çalışıyorlar. Aa, dayanamayacağım. Sen ne? Canım çekiyor, ne yapacağım? Ben de kötü oğlum. Allah'ım, Allah'ım. Tavuk kanat ve sucuk da var. Sucuk da mı var? Sucuk varsa çok kötü. Maske dağıtın, sucuk yok, kimse dayanamayabilir. Maske dayanamayacağız. Ay zor. Birinin cam açması lazım. Tamam, ben açacağım. Aa, Çiçek. Hadi Çiçek. Bu görev sende. Arkadaşlar siper alın, gelin. Çiçek dikkat et. Çiçek tamam, dikkatli ol, tamam mı? Lütfen çok dikkat et. Çok dikkat et. Aa, Çiçek. Aa. Aa. Aman Tanrım. Adana şiş. Ciğerde var. Aa. 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 Evet. İçli köfte atıyorlar. İçli köfte. Buna dayanamayız. Aman Tanrım. Hayır. Arkadaşlar hayır. Hayır durun. Durun, sebze yiyin. Dur. Sebze yiyelim. Lütfen al. Kereviz ye Jale. Hayır Jale, dur. Hayır. 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 Onu kokla, bunu ye. Bizimle kal. Bizimle kal. Lütfen Jale. Limon. Limon var mı? Evet Çiçek, aynen, haklısın. Limonları onların kafasına atabiliriz. Al. Al. Çiçek yapma. Hayır yapma Çiçek. Çiçek ne yapıyorsun Çiçek? Şef çok kötüyüz. Birisi lütfen şu camı kapatsın. Ben hallederim şef. Daha fazla var mı? Dur. Daha fazla... Ozan ne oldu? Yoksa bomba mı? Evet. İzmir bomba. Hayır. Bomba. Akışkan çikolata kaçı. İçi. Ah. 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 Ozan. Ah. Ben kendimi feda ederim. Bunun hepsini yerim ben. Arkadaşlar, dayanın. Teslim olmayacağız. Kimse bizim uzun yaşama ümidimizi, sağlıklı yaşama ümidimizi elimizden alamayacak. Bizi içli köftelerle, şiş kebaplarla, İzmir bombalarla teslim alamayacaksınız. Teslim almışsınız ya lan siz bizi. Ya biz böyle bayağı teslim olduk yani, öyle mi? Hadi ya. Ha ben boşa mücadele ediyoruz yani. Arkadaşlar madem böyle şimdi oturup yiyeceğiz, tamam mı? Yiyeceksek şöyle yapalım. Hazır adamlar da atıyor. Ben söyleyeyim ne istiyorsanız adamlar atsın bize. Bana bir içli köfte daha söyle. İçli köfte. Ben yiyeceğim. Aa, içeride adamlar vardı. Bir dakika. Hazırlı lan ben. Siz ne istiyorsunuz? Ya nesiniz de size de Adana söylüyorum. Adana, abicim sen bize bol bol içli köfte, 5-6 tane şöyle lambacın, ortaya da ne bileyim bir salata getir. Tatlı yer miyiz? Yeriz. Tatlı da yola yazsın. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de.